Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Fox ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili Marina Yıldırım bizlerle beraber önce büyük bir alkış rica ediyorum. Hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi yüz ve kafatası kemiklerinin modellemesi teknikleriyle doğal gençleşme yollarını bize anlatacak. Yani bu bir yüz yogası değildir. Değil, gibidir evet, de. Evet. Bu metot. Bu bir metot. Bu evet, metodu bizlere öğretecek. Doğal eğer işte ben botoks sevmiyorum, ben dolgu sevmiyorum, yaptırmak istemiyorum diyorsanız doğal yollarla nasıl daha genç görünebiliriz? Yaşlanmanın önüne nasıl geçebiliriz? Öğreneceğiz. Evet. Alın bölgesi, göz bölgesi, çene hattı, muhteşem güzel bir boyun, bir dekolte nasıl evet. yaratabiliriz? Tabii ki üzerine çalışmamız gerekecek. Bunların hepsini kendisi de öğreneceğiz. Mutfağımızda kasapların kraliçesi sevgili Semrah Doğan var. Nasılsın? Çağla Hanım, sizi görünce kötü olmak mümkün mü ya? Kaç kere geldin yemize? Bayağı bir. Bu üç veya dört değil mi herhalde, en azından? Evet, hoş evet. geldin, nasılsın? Hoş bulduk, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok iyiyiz, biz de seni gördük, çok mutlu olduk. Bir de tarihten dolayı çok mutlu olduk. Biz bugün gıdalarda özellikle et ürünlerinde yapılan hileleri konuşurken sucuğa sosise de bakıyor olacağız. Ve çocukların vazgeçemediği, en sevdiği lezzetlerden bir tanesi de sucuktur değil mi? O sucuğu evimizde doğal yollarla kendi gözümüzle içimizde içine koyduğunu bilerek nasıl yapabiliriz? Tarifini az sonra Semrah'tan en güzel şey alacağız. Bir de kaşarlı köfte. Bir de kaşarlı köftemiz evet. var değil mi? Tabii. Harikasın. Az sonra beraber olacağız ama ondan önce Marina'ya dönüyoruz ve kafatasımızdan dekoltemize kadar bir yolculuğa çıkıyoruz ve güzelliğin sırrını çözüyoruz. Nasıl davranmak lazım yüzümüze? Evet. Biz önce neden karışıyoruz ve neden sarkıyoruz? Evet. 35 yaşından sonra kolajen elastin zaten azalıyor. Azalıyor. Dolaşım azalıyor. Kan dolaşımı, lenf dolaşımı azaldığı için ne oluyor? Beslenme de azalıyor. Kasların beslenmesini azalıyor. Ondan sonra kemikler deformasyonlar oluyor. Ne oluyor? Küçülüyor ve temel olduğu için üstündeki doku aşağıya sarkıyor. Yavaş yavaş aşağı Tabii doğru iniyor. Tabii yanlış bakımları da bu yolda açabiliyor. Aha. Sinir hastalıkları, damar hastalıkları bu yol açabilir. Bir de yüzündeki bizim paketler var, yağ paketleri değil mi? Onların arasında bir bağları var ve o bağları zamanında eğer dolaşım bozuluyorsa... Hmm. Ödem oluyor ve hamak gibi aşağıya sarkmaya başlıyor ve yeri değiştiriyor ve buraya buldok yanakları ve sarkma gidiyor. Yani evet, oluyor, kaçınılmaz. Bunları da evet. Ben bugün size tam olarak kemik üzerinde modelleşmesini teknikleriyle geldim. Tamam. Modelleşme, kemik üzerinde. Evet, kemik üzerine modelleşme teknikleri. Bu osteopat teknikler. Ay. Aslında bilinen bir teknikler. Ben çıkartmadım. Eğitim aldım. İki tane akademisi eğitimi bitirdim. Aha. Ve buraya geldim. Anlatacağım tabii ki size. Harikasın. Şimdi bizim kemikler üzerinde çalışmasını en önemli... Üç tane yararlı bir şey yapabiliriz. Birinci, kemikleri özgür bırakıyoruz. Çünkü bu dikişleri görüyor musunuz değil mi? Bu dikişler arasında bir spazm oluyor, sıkışma oluyor. Ve sıkışma nerede? Orada ödem oluyor. O ödem direkt yüzüne geliyor ve senin sarkma başlıyor. Bu bir. İkinci, kemikleri, dikişleri rahatladığın zaman... Bütün bu kemikleri görüyorsunuz değil mi? Tek bir tane değil, bir sürü burada var. Onları denge buluyor, oturtuyor. Hmm. Ve sinir sistemini de rahatlıyor. Bu çalışmasını gerçekten sinir sistemi rahatlıyor. Baş ağrısı gidiyor, migrenini gidiyor. Uyku bile düzeltiliyor. Hmm. Ve üçüncü de kemiklerin... Üçüncü de kemik... Ne oldu, heyecanlandın mı? Üçüncü de bu Üçüncü kemiklerin de, güzelliği, bu suratın şimdi, makyajsızlığı şimdi, ve tatlılığı. Şimdi geldi. Ha. Üçüncü hacimin azalıyor ya. Hacim siz azalıyor. Siz dokunduktan sonra geldi. Bir rahatlama geldi. Hacimin azalıyor ve biz bu küçük dokunuşları hacimini artıyoruz. Tamam. Ve kemikleri nefes almaya başlıyor. Şimdi ben size bu balon vermek istiyorum tamam. elimde. Ve nasıl davranacağız kemiği biliyor musunuz? Kemiğe nasıl davranacağız? Evet. Biz böyle alıp sıktım düzelti değil. Tamam mı? Bu osteopat teknikleri yumuşak bir dokunuşları aldın tamamen sarıldım şöyle. Hemen gözleri kapattım nefes alıyorum nefes veriyorum. Ve buradaki balon da zaten hissedeceksiniz. Bir daralma bir genişleme. Bir daralma, bir genişleme. İşte bunları hepsini de kemiği üzerinde olmasını gerekiyor. Yani dikkat, nefes, buraya verdiğin zaman puf,
bu mucize oluyor zaten. Gerçekten böyle hissederek. Böyle hissederek. Lazım. Yani eğer sen bastırırsın zaten balon patlar, buraya patlamaz ama ne olacak? Hissedemezsin hiçbir şey. Hocam dikenli şeyin üstüne evet, balon koyuyorsun. Evet. Bu nedir acaba? Bunu dekolteye girelim. Dekolteye gelirken bu güzel bir şey. Gümüş ve bakırdan oluşan çivi, orijinal bir şey, güzel. Bildiğin çivi. Ve evet bildiğim çivi ama uyandırıyor böyle her yerde. Bunu buraya süreceğiz demesek. Evet her yerde aslında ne? Çok güzel. Hadi yapalım, evet. Bununla yapalım. Yani bak sen şimdi sadece buraya dokunur musunuz kafa? Zaten başlıyor. Hemen şöyle olacaksınız. Değil mi? Bütün omurgayı hissediyor musun? Kuyruk sokumlu kadar var mı bu titreşimi? Var her yerde. Değil mi? Evet. Ay ama çok güzel. Nasıl güzel ya. Ay, yok, güzel. Ben çünkü yaptığım birazdan için güzel olacaktır tamam. İnanıyorum. Şimdi biz hemen kafa tasına geçelim. Bir dakika ama çiviyi niye şimdi biz kafamıza sokuyoruz hocam? Oh çok güzel. Bütün doku uyandırma yapıyor. Bakın sonra ne kadar güzel olur. Bir de boyundaki dekolteye de geç, böyle bir gezdirirsiniz. İşte böyle. Saçıma dolan. Bir de boyun dekolteye de. Evet. Bir sinüzüm kaşındı şu an biliyor musun? Ah çok güzel. Demek ki bakın sinir sistemin uyardı, lem sistemin uyardı. Ay, değil mi? Tutuyor gibi cildini. Var mı öyle his? Sanki tek 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 tutuyor, evet. Kaldırıyor, tekrar yere bırakıyor. Değil mi? Evet. Çok tuhaf bir şey. İlk kez hissettiğim muhteşem, şey bu. Muhteşem. Bu çok orijinal, güzel. Bu nereden Labco çıktı adı ya? Bu yeni mi çıktı? Evet, bu Labco adı. Aman gözün sevin, dikkat etme. Vallahi basağımız solumuz deliriz biz yeniden. Hayır hayır. Evet. Güzel. Başlıyoruz biz kafa tası kemikleri üzerinde. Bakın hemen alın üzerinde başlayalım. Kafayı şimdi siz yapmışsınız. Alın üzerinde. Jale'yi de çağıralım mı? Çağıralım evet arkadaşım. Evet Jale de o da bize eşlik etsin. Jale Nunura Nurava. Neydi? Nuruddinova. 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 Evet merhabalar. O da bize yardımcı olacak muhteşem güzelliğiyle. Şimdi buyuruz biz efendim. Alın kemiği yaş aldıkça hafifçe öne doğru düşüyor arkadaşlar değil alın mi? Alın kemiği. Şu bu alın kemiği burada sarı olan alın kemiği. Bakın ne kadar büyük değil mi bir kemiği? Bu kemiği ağırlaşınca öne doğru düşüyor ve göz kapakları düşebilir böyle bunları. Böyle içine evet, oyulmuş tabii. Gibi oluyor. Temel olduğu için arkadaşlar burada püf nokta. Temel olduğu için üstünde doku, kasları, fasciye yayıldığı için orada bozuldun, her şey de bozuluyor. Tamam anladım. Sen ne yaparsan yap. Peki. Bozulacak zaten. Şimdi alından başlıyoruz. Şimdi alında başlıyoruz. Aşağı doğru ineceğiz. Tamam. Biz önceki elleri yumuşacık aynı balon gibi dokunduk, koyduk. Alın ortasında. Yapmayacağım dedim. Makyajımı bozuyor dedim. Nefesini aldım. Olmuyor işte. Dayanamıyorum. Evet. Nefesini verirken sanki o dili dikişini yavaş yavaş iki yana doğru açtırıyorsunuz. Ağzında nefes verebiliyorsun. Birazcık yukarı parmakları yumuşacık koyuyorsun. Hiç baskı yok. Yani 2 gram gibi. Nefes alıyorum. Şu balona yaptığımız yumuşaklık. Aynen öyle. Ve nefes verirken sanki böyle çiçek, en güzel çiçeği açıyormuşsun. Şöyle. Yavaşça yukarı doğru gidiyoruz. Burada bizim sagittal bir dikiş var. Bu önemli. Bu iki duvar kemiği arasında. Şu ben de onu arasında göstereyim o dikişi size. Evet. Bakın şuradaki ortasında dikiş diyor. Ortasında tuttun gene, omuzlar gevşek, yüz mimikler gevşek, dil damağına doğru yerleştir ve içinde gülümse. Nefesini alıyorum. Nefes verirken iki yana şöyle kemiği açtırıyorum. Ya da burunda nefes verebilirsin. Tekrar nefesini alıyorum, nefesini verirken yavaşça açtım. Şimdi kaş arasında çizgi oluyor değil mi? Evet. Ve burası çok gergin oluyor. Bazen o kadar gergin oluyor, baş ağrısı bile oluyor. Uç parmağı şöyle yerleştiriyorsunuz. Bir elinde kafa tasını yerleştiriyorsunuz. Hmm. Ve şimdi şöyle arkadaşlar gözleri kapatıyorum. Siz yapın ben anlatmaya devam edeyim. Tamam Jale de yapıyor evet, sırada uygulamada oradan uç parmağını kaş arasında diğerine kafa tasının tam arkasında. Ve sanki ellerin arasında bir lazer var gibi bir ışık veriyormuşsun gibi oraya bir böyle sıcaklık veriyorsun ve kaş arasında özellikle şöyle bir ısınma, genişleme, nasıl böyle açılma arkadaki mutlaka. Arkadaki elinde göstermek için şöyle hafif dönmek ister misin? Tam arkadaki elinde bir şöyle 360 derece şöyle bir dönelim. Şu şekilde tamam.
Nefes alıp veriyorum. Tamam, şimdi dönebiliriz. Ha, şöyle. Tamam. Burada önemli şu arkadaşlar. Dikkat, nefes ve birazcık böyle bir hayal gücünü imagine kullanacak. Yani, evet, aynen öyle. Aynen, genişliyor, evet, açılıyor, evet, rahatlıyor. Kemik bunu çok sever. Tamam. Aşağıya doğru gidiyoruz. Şimdi bu alın kemiği buradaki hep herkes ki parmakları koyup hissedebiliyorsunuz değil mi kemiği? Evet. Koydun mesela, başın ağırlaştın, elleri itmiyoruz, parmakları itmiyoruz. Birkaç saniye bekledin, bekledin. Verdin nefesini, İtmiyor. Yeri değiştirdin, ortaya koydun, tekrar nefes aldın, nefes verdin, bıraktın. Ve üçüncü de nokta burada kenardaki, sanki şöyle çok tutuyoruz. Çok yaşlılık ya, şurası bakın ne kadar şöyle, yaşlı. Buraya tutuyorsun ben onu şöyle, kenardaki, hafifçe sanki böyle açtırıyormuşsun gibi, böyle bir his gelecek. Sanki o kemiği hop ve yana doğru açtırdın ve nefesini bıraktın. Güzel. Hemen parmakları, burun kenarında burada bizim yaş kemiği var. O kadar önemli küçük bir kemiğimiz ki burada saklanıyor. Ve o kemiği spazm halinde gelince o dikişler arasında morluklar, şişlik olabilir. Burada önemli bir damarları kapatıyor. Biz parmakları koyuyoruz. Çok yumuşacık. Gene gözleri kapatıyoruz. Ve o an koydun zaten hissedersin. Sonra da böyle gene genişleme, belki nabız atma, belki senin parmakları kemiği itmeye başlıyor. İsterseniz hafifçe bir titreşimini ver oraya, tatlı tatlı bir titreşim olsun. Nefesiyle. Zaten hemen bütün vücut bile rahatlıyor. Ve yavaşça bırak. Tabii ki bu teknikler üzerine biraz daha fazla, bir 30 saniye falan değil mi? Öyle bir şey değil mi? Aynen, evet. Şimdi çok güzel bir göz için osteopat teknikleri göstermek istiyorum. Herkes yapsın, korkmasın ama. Ben göstereceğim, sizin makyaj var. Şey yapmayın. İki parmakları göz bebeğe dayıyoruz. Göz bebekleri, bakın yakın beni gösterebilirsiniz, hiç evet, korkmayın. İyice yakın girelim. Göz bebeği hafifçe aşağıya doğru ittim tabii ki. Abartmadan oymadım, şeklinde. Oymadım, tabii, minik. Tabii, aşağıya indim ama bakış iyice yukarı doğru götürüyorum. Ve orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıktı ve iyice açmıyorum gözleri. İçerideki kasları çalıştığını böyle yanma bile hissedebilirsin. Şimdi ben sağ taraftayım, itiyorum buradaki göz bebeği ve buradaki göz bebeği, hepsi sol tarafını ittim, tamam mı? Ama bakış sağ tarafa getiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Of, bırakıyorum. Şimdi diğer tarafa parmakları koyuyorum. Göz bebeği itiyorum. Yumuşacık, tatlı bir itme oluyor. Bakışları diğer tarafa götürüyorum. Direnç yapıyorum, direnç gösteriyorum. Aynı direnç. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bıraktın, nefesini burunda verdim. Ve sonuncu en altları, özellikle torbalar oluşanlar, buradaki sabah ödemleri buraya koydun. Göz bebeği hafifçe şöyle yukarı doğru kaldırdın. Ama bakış aşağı iyice. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktım yavaşça. Hemen gözleri açmayın. El avuçları, göz kemiği şöyle üstünde geliyoruz, kapatıyoruz. Hiç hafifçe dokunmadığım bir yer. Hafifçe böyle bırakıyorum. İsterseniz şöyle dirsekleri masaya koyup da ağırlaşmayı yapabilirsiniz. Ve asıl aksiyon burada başlıyor. Şimdi orada böyle nasıl diyeyim, hava fişek gibi olabilir. Anladım. Anladın değil evet, mi? Böyle evet, değişik evet, değişik evet, oynama olabilir. Oyduk gözü sağlı solda ondan olabilir. Evet, ve hafifçe orada gözleri açmadan, elleri kaldırmadan küçük küçük kelebekleri yapıyoruz. Nasıl? Kelebek yapıyorsun ve açıyorsun. Pıt 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 açtım. Oh, sanki dünya varmış çok... Tamam, güzel. Aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi elmacık kemik. Herkes elmacık kemik şöyle istiyorsunuz değil mi? O yüzden osteopat tekniği veriyorum. İsteyenler. Dışarıda ve içeride göstereceğim şimdi. İsteyenler elmacık kemiği zaten şu parmakları koyduğu an hissedersiniz arkadaşlar. Bir tane elmacık kemiği aşağı, bir tane yukarı. Çoğunuz öyle zaten. Ve bunlar da dengeleşiyoruz. Koyduğum parmakları...
Tamam mı? Gene bıraktım, gevşek, itmiyorum, başını itiyorum ve yoğunu hafifçe şu veriyorum. Ama yoğunu tabii ki açtırmıyoruz değil mi? Şöyle koydum. Bırakıyoruz. Burada 30 saniye falan kalmasını gerekiyor iyice hissetmek için, tamam mı? Bir de ben ağzını da göstermek istiyorum. Tabii, izinle. Tabii. Şu şeklinde. Evet. Giymedim. Hastam. Evet. Ama giymedim ya. Şöyle yapayım. Ben, çirkin ben, biraz ben olur. De, tamam, özlem verelim istiyorsan sen onu giyerken. Ha, tamam verelim. İki tane görüntümüz varmış. Bir tanesi ikizlere ait görüntüler. Bu görüntülerden bir tanesinde, değil mi Özlem, doğru söylüyorum, son derece sağlıklı, işte beslenen, spor yapan, aktif işte olan bir kişi. Diğeri de son derece sağlıksız beslenen, iyi uyku uyumayan ikizlerin bir diğeri. Yine bu ikizler üzerinde yapılan bir diğer çalışmada da yine aynı şekilde çok net görüyoruz. Aynı yaşta, aynı anadan doğmalarına rağmen inanılmaz bir fark var ve sıklıkla da sağ taraftaki hanımefendiyi görebileceksiniz ki güneş lekeleri tahmin ediyoruz ki, bir de bu noktada istersen güneş lekelerinin cildimize olan zararından da bahsedebiliriz. Korunan veya işte cilt güneş ışınlarından korunmayan bir diğer ikizimiz. Buyurun. Şimdi elmacık kemiği şurada arkadaşlar. Hemen dudağın altına geçiyoruz yukarı doğru. Şu şeklinde baş parmağını kullanıyorum. Şurada. Gördünüz değil mi? Diğer parmakları o elmacık kemiği tutuyorum ve şu şekilde veriyorum. Önceki sanki sıkıyorum birazcık, çok minik. Orada kalıyorum. Birkaç saniye kaldıktan sonra tam tersine hafifçe yana doğru itiyorum ve kalıyorum. Bunlar aslında iki tane ile beraber, ha, iki aynı anda siz normalde yaparsınız. Değil mi? Evet. Çok i̇ki çok iki elle. Evet, yaparsınız, çok çok güzel oluyor ve bırakıyorsunuz, genişliyorsunuz. Aslında güzel tekniği. Şöyle bir genişleme, açılma oluyor zamanında. Kendim üzerinde zaten çok fark ediyorum. İki sene boyunca yapıyorum. Önceki yüzüm dümdüz. Şimdi bayağı daha genişlemiş. Evet, hacimleme açılıyor gibi oldu. Sanki. Aynen öyle. Çok güzel. Bunu da ben ikinci gıdık hemen çok göstermek istiyorum. Evet, şu gıdıyla ilgili problemi gıdı olanlar. Gıdı problemi olanlar aslında dilde çalışması gerekiyor arkadaşlar. Dil. Ne kadar dil, diliyle çalışırsan o kadar ikinci gıdık ve bu bölgesi toplu duracak. İkinci gıdığı toplu duracak. Aslında hepimiz bildiğim bir dil çalışması var. Dil çevirmesini ya da elleri yanağa koyup yanağına itmesini ya da dil üst damağına koyup aşağı inmesini vesaire. Hmm. Bir de dil kaslarıyla, çünkü orası hissediliyor tabii, yani. Dili içeri çektiğin zaman. Dilini çalışırken bile baş ağrısı, boyun ağrısı geçebilir. Aynı bu. Şimdi ben çok osteopat, güzel bir tekniği göstermek istiyorum. Size de vereyim, belki beraber yapmak yapalım, istersiniz. İsterim. Dilini hemen şöyle salıyorsunuz. Bunu istemem yapmak. Jale sen yap. Evet, salıyorsunuz. Ne yapıyordun? Dilini sarılıyoruz evet. Ve yavaşça aşağı doğru çekiyoruz. Dili çekiyoruz. Birkaç tabii. Saniye esnetiyoruz. Sonra yana doğru esnetiyoruz. Sonra sağa esnetiyoruz. Sonra yukarı esnetiyoruz. Aşağı esnedik. Esnedikten sonra dirençe geçiyoruz. Çektik. Dilini dil içine çekiyor. Geri direnç. Çekmeye çalışıyorsun. Aynen. Direnç. Sağ, sağ sol yük bunları. Bir de sonra dilini çekiyor. Yutmaya çalışıyorsunuz. Bu dil dışarıdayken yutmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi gösteriyorum. Evet. Evet. Ya nasıl konuşacaksın ki? Esnetiyoruz burada. Yukarıya çekti. Aşağıya geçelim. Şimdi direnç göstereceğiz. Ben size tercüme edeyim. Dışarıya çektik, dilimizi içeriye çekmeye çalışıyoruz. Sola aldık dilimizi, sağa götürmeye çalışıyoruz. Yine sağa aldık, sola doğru götürmeye çalışıyoruz. Aslında bu gözümüzle yaptığımız şeye çok benziyor. Ben bu dili yıllarca yurt dışında çok öğrendim. Evet. Pardon, sen de gel. Ve? Bitmiyoruz. Bunu anlamadım. Ha, yutkunuyoruz, tamam.
yutkunmaya çalışıyoruz. Bu da aslında hep dışarıdan yapmaya çalıştığımız şeye destek olacak bir hareket. Vallahi harikasın. En az çok farklı bence, uzun zaman harcandığında da dilini yutmadın. Dili yutmadım, yok. Bence bu dilinde herkes çalışması gerekiyor. Şu dil değil mi? Yutkunma, yutkunma, çalışma, esneme. Çünkü dil bizim gerçekten önemli bir organımız. Müthiş güçlü bir kas bir de. Kesinlikle, kesinlikle evet. Bir de bazı şimdi süremizin sonuna geldik ama tamam. Eklemek istediğim bir şey varsa hemen onu da gösterelim. Tamam, istersen. O zaman şöyle. Dekolte bölümünde söyledik ya baştan siz. Dekolte göstereceğiz. Evet. Dekolte bölge çalışırken arkadaşlar iki tane bir nokta göstereceğim. Bir tane köprücük kemiği şurada. Evet. Şöyle bir elinde tutuyorsunuz şu diğer çapraz şöyle. Kolunuzu atıyorsun, önce kasları rahatlamasını gerekiyor. Tutuyorsun ve omuzluğu yavaşça çeviriyorsun, tamam mı? Bunu yaptıktan sonra eli buraya koy. Omuzun burada bir şu ha, artık. Şurası var. Aynı. Tekrar uzattın. Üzüntülerimizin buluştuğu nokta derler buraya. Aynen. Buradaki çeviriyorsun. Diğer tarafa da aynı yapıyoruz. Önce biz kası şöyle rahatlatıyoruz. Ondan sonra. Ondan sonra isterseniz guaşı alıyoruz. Yağ, krem bir şey sormayın. Güzelce sürterek 45 derece alıyoruz ve güzelce sürterek yağına doğru yapıyorsunuz. Şu şeklinde yapabilirsiniz. Sonra alıp şöyle güzel güzel toplayıp böyle kemikten ayrılması gerekiyor bu dok. Hiçbir şey yapış yapış olmayacak bizim arkadaşlar. Her şey böyle kıpkırmızı güzel kan gelsin. Sonra bir tane böyle bir top var. Çivili bir top. Gümüş ve bakır. Çok böyle gerçekten çivili. Bunun üzerinde, boyun üzerinde çok güzel masaj uyandırma yapabilirsiniz. Ve harika. Son çok güzel boyun uzatmak için her zaman yapabilirsiniz bunu. Çene hatı koydun, köprücük kemiği altını koydun. Osteopat teknikleri şu, nefes verdin bakın. Nefes aldın, yana doğru bir de bakış çapraz. Bakış önemli ve burada esnetiyorsun. Nefes aldın, nefes veriyorum. Tekrar nefes aldın, nefes verdin. Diğer taraf aynı şekilde. Geldirerek hem çene hattı, hem boyun. Hem boyun uzunlanacak. Teşekkür ederim. Harikaydı vallahi sabah sabah sevgili Cale ve Marina Yıldırım'a. Çok teşekkür ediyorum. Sizi uğurlarken bakın efendim kim geliyor? Maliyeti düşürmek için dana kıymaya sakatat karıştırılıyor. Ağır olsun diye tavuğa su şırınga ediliyor. Kırmızı ette ve tavukta yapılan korkunç hileleri diyetisyen Ersin Özdemir'le uygulamalı olarak konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim, gayet enerjiyim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Aynası dağıldım. Şimdi bir veterimiz var sevgili izleyenlerimiz. Hepimizin sıklıkla tükettiği ya da bilmiyorum ben de arada bir yiyorum. Sosis, salam, hindi füme bunları aslında daha sıklıkla az yağlı ve protein kaynağı olarak diyet listelerinin vazgeçilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunlar gerçekten protein kaynağı mı? Bunu hocamıza konuşmadan önce bir sosis fabrikasından görüntülerimiz var. Hep birlikte izleyelim. Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi, çocukların çok sevdiği sosis içinde sizce sadece et mi var? Gelin bir sosis fabrikasına konuk olup sosisin nasıl yapıldığını hep birlikte izleyelim. Görüntülerdeki fabrikada yığınla gelen tavuk etleri bir kazana boşaltılıyor. Kıyma haline getirilen sosislerin içine nişasta, tuz ve baharat karışımları ekleniyor. Sosis karışımına fermente için su katılıyor. Bu karışımın içine bir de su ekleniyor. Su eklenmesinin sebebi sağlıklı olması değil. İşlenmiş ette fermantasyonun pahalı olması. Sosis kıymasına nişasta bazlı mısır şurubu da eklenerek fermantasyon süreci hızlandırılıyor. Rengi kırmızı olsun diye haşlanıyor. Sosisin üretimindeki süreçteki son işlemse daha kırmızı görünmesi için tuzlu suyla haşlama. Sosis bolca tuzlanıyor. Tuz eklenen sosisler tansiyon ve şeker hastaları için hiç sağlıklı değil. İçinde bol nişasta olması da diyabetten insülin direncine ve birçok rahatsızlığa sebep olabiliyor. Bunu
bunların içeriğine isterseniz birlikte bakalım. Ama işlenmiş gıdalar kanser riskini arttırıyor haberimizde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bristol Üniversitesi'nde Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından paylaşılan verilere göre milyonlarca insanın severek tükettiği işlenmiş gıdalar üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanser riskini arttırıyor. 450.111 kişiden elde edilen veriler analiz edilerek ultra işlenmiş gıdaların tüketiminin üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanser riskini arttırdığı tespit edilmiş bu araştırmaya göre. Şimdi hocamız neler söyleyecek? Şöyle Çağla Hanım, Bristol Üniversitesi'ndeki araştırma çok kıymetli. Çünkü 450.111 kişiyi bir araya toplamak kolay bir şey değil. Çok büyük, evet değil mi? Çok ona büyük bakmak bir rakam. Lazım. Ve özetinde şunu söylüyor bize Çağla Hanım. Diyor ki eğer doğal gıdalarla, işlenmemiş gıdalarla şişmanlıyorsanız, kilo alıyorsanız çok da bir problem yok diyor. Ama özellikle işlenmiş gıdalarla birlikte kilo almanız oluyorsa işte bu sosisler olabilir, nuggetlar olabilir, farklı şeyler olabilir. İşte evet, o zaman kanser riskinizi ciddi anlamda arttırıyorsunuz ve bu oran hiç minik bir oran değil. %23 ile %24 oranında ve şu an maalesef ki kanser vakaları gerek ülkemizde gerek dünya üzerinde hızla artmış durumda. VTR'de çok güzel bir şekilde gördük Çağla Hanım sosislerle alakalı. Bakın ben bugün iki tane sosisimizi birlikte karşılaştırmak istiyorum bu sosislerimizle. Sosislerde özellikle şunu söylemek lazım Çağla Hanım. Niye örnek veriyorum tencerede kaynayan bir brokoli kokusu bize cezbedici gelmiyor da niye sosis kokusu cezbedici geliyor? Evet. Ya da niye bir işlenmiş bir fümeler cezbedici geliyor. Çünkü bunların içerisine bağımlılık yapıcı maddeler katılıyor. Şöyle elimde iki tane sosis var Çağla Hanım gördüğünüz gibi. İkisi de sosis olmasına rağmen bakın dokuları, renkleri ne kadar farklı. Hayır, bağımlılık yapıcı madde koymasa sanki biz sosis yemeyeceğiz. Evet, sanki yemeyeceğiz. Hayır, zaten yiyeceğiz. Evet, zaten yiyeceğiz ama daha kararında, daha az istekli. Ama bunu evet, arttırmak doğru. için maalesef ki şu özellikle daha açık pembe renkte olan ve zaten rengi de koyulaşmaya başladı. İşte bunlara maalesef ki bu sosislere üretim aşamasında koruyucu özellik vermek adına nitrat ve nitritler katılıyor. Bütün işlenmiş etler için de konuşuyoruz evet. sosis bazında şu anda. Sosis bazında evet. şu an nitrat ve nitratlar katılıyor ve bunlar ciddi anlamda hem bağımlılık yapıcı hem de özellikle sinir sistemine ve böbrek sistemine ciddi anlamda zarar veriyor. Böbrek hastaları, diyaliz hastaları ya da işte sinirim tepeme çıkıyor dersiniz, sinirlerim asabi oluyor dersiniz, sık sık depresyona giriyorum derseniz bunlara da lütfen çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlarda nitrat ve nitrit kalıntıları var. Tüketileceksek de emin olduğumuz markalardan, mümkün olduğunca daha sağlıklı olanlardan tüketmekte fayda var. Sosisler maalesef ki üretim aşamasında videoda da gösterildiği gibi daha fazlası bile var. Bunların içerisinde Çağla Hanım soya, nişasta bazlı şeker, yine renk verici. Evet. Hiçbir etin rengini, şu renkte bir et görür müsünüz? Bir koyun eti, bir dana eti. Mümkün değil. Mümkün değil. Bakın Çağla Hanım şöyle üzerinde kendi kendine terlemeye başladı. Çünkü içindeki hem trans yağlar hem de farklı dokular ortaya çıkmaya başladı. Şöyle o terleme dediği şey dışarıya çıkan trans yağ. Şimdi şöyle hafif göstermeye evet. çalışacağım ama parladığında göreceksiniz. Ama şimdi trans yağ bir gerçek. Gerçek. Değil mi? Çocukların yediği cipste de var, paketli gıdaların hepsinde var. Bize ne kadar zararı var ondan bahsedelim. Tabii ki. Müthiş lezzetli ve çok güzel kokuyor. Şöyle yani. Çağla Hanım, bizim mitokondrilerimiz yani enerji üreten organellerimiz trans yağı işleyemiyor. İşleyemediği için de birikim yapıyor. Yani örnek veriyorum ben ayda bir bundan yediysem çok bir problem olmayabilir. Ama sık sık hayatıma yer veriyorsam, sık sık beslenmemde yer veriyorsam onlar birike trans maalesef ki mitokondrilerde birikim oluşturuyor. Ve bu birikim sonucunda mitokondriyel hasar olursa örnek veriyorum bende diyabet olabilir, sizde epilepsi olabilir, öbüründe evet, böbrek hasarı evet. olabilir. Genetik yatkınlığımıza göre farklı farklı yerlerden gol yiyebiliriz. O yüzden bunlardan mümkün mertebe uzak duracağız. Hele ki çocuklarımızı. Mümkünse uzak tutacağız. Şimdi kırmızı ette yapılan hilelere geçeceğiz. Burada biz normalde de hep diyoruz ya kıymanızı çektirirken görün. Evet. Ne çekildiğini görün. İçine ne katılıyor görün diye. Burada kasap ayağımıza geldi. Hem de kasapların kraliçesi geldi. Az sonra Semra'nın yanına gideceğiz. Ve çekilirken neler yapılabiliyor onları konuşacağız. Ama ondan önce etten önce bir miktar balık demek istiyorum evet. ben. Ersin hocamız ekibimizle birlikte sağ olsunuz bize zaman ayırdı ve sizler için Marmara Denizi'ne çıktı. Hem balığın bitmek bilmeyen faydalarını konuştular hem de balık tutmaya denediler. Evet. Ne kadar tuttunuz diye sormayacağım, izleyelim. Çağla'yla yeni bir günde bugün Marmara Denizi'nin tam ortasındayız. Bir yanımda Lokman abim var, bir yanımda Ersin hocam var.
hem balığın faydalarını konuşacağız hem de uygulamalı olarak balık tutacağız değil mi Lokman? Evet, evet, kısmetse oltamızı indireceğiz, yemimizi takacağız hocamızla beraber. Marmara'nın güzel balıklarından çıkarmaya çalışacağız. Çok eğleneceksiniz biliyor musunuz? Çok eğleneceksiniz. Siz artık denizden çıkmazsınız. Evet, denizden çıkmam. Zaten seviyorum denizi. Yalnız balık tutmaya hiç yeltenmemiştim. İlk defa benim için de nasip olacak. Hem de bir uzmanından. Burada ben de faydalarını anlatacağım. Nelere dikkat edeceğiz onları anlatacağım. Lokman Bey'le birlikte bakalım nasibim ne kadar gelecek. Balık tutmanın püf noktaları nelerdir? Doğru stil nasıldır? Biraz bizi aydınlatın. Balık tutmanın püf noktası aslen şöyle. Doğru yem, doğru zaman, doğru olta, doğru tarih. Dördünü bir araya getirdiğinizde kesinlikle balığı yakalıyorsunuz. Ama illa dördü bir araya gelecek hocam. Bir tanesi eksik oldu mu o zaman diyorsunuz ki ah bugün balık yok. Balık yok. Onu yaşıyorsunuz. Durum bundan ibaret. Lokman abi bu mevsimde oltamıza hangi balıklardan? Marmara'da çok nadir görülen balıkların olduğu bir dönem. Bu yeme ve bu takıma kiloluk istavritler ki birçok kişi Marmara'da görmemiştir, yakalamamıştır. Mercan, bulunduğumuz konumda mercan, lüfer önceliğimiz şu anda. Var mı bir şey hocam? Hocam çok özür dilerim. Tabii. Çok özür dilerim. Elimizdeki misineyi yere bırakıyoruz. Tamam. Elimizdeki misineyi yere bırakıyoruz. Aynen böyle. Bravo. Çekiyorum. Bravo. Yere çekiyoruz sadece. Hızlı öğreniyorum. Bir balığımız geliyor şu an. Evet, benim için ilk heyecan, ilk deneyim. Lokman abi nedir bu? Hocam bu iş olacak. İnşallah. Hocam bu iş olacak. Şöyle hocam tutup gösterirseniz bu balığı bir tanıtalım. Tabii ki. Hocam yakaladığınız balık evet. Marmara'ya has. Şu an emin olun hani lüfer dediniz ya demin. Evet. Lüfer kadar lezzetli bu balık. Ada izmariti deriz biz buna. Renklerinden görüyoruz. Erkek balık. İzmaritin bizim açımızdan en büyük faydası nedir? Omega 3 açısından çok zengin. Bir hamsiye göre, bir diğer balıklara göre çok çok daha zengin. Omega 3'ün içerisindeki hayvansal olan EPA ve DHA değerleri çok zengin. Özellikle beyin gelişiminde çok çok kıymetli. Çocukların büyümesine çok çok kıymetli. O yüzden mutlaka en az haftada 2 veya 3 kere balık tüketmemiz gerekiyor. Çok fazla kızartmalara, çok fazla una bulamadan balık tüketmemiz gerekiyor. Lokman abi bu ne? Uhu, ne arıyorduk hocam? Lüfer arıyorduk. Aa, çok büyük ama. Nasıl? Çok güzel. Ya arkadaşlar bu Marmara'nın altın balığıdır. Şahıdır derler, prensidir derler. Sultan balığıdır derler. Maşallah. Nasıl hocam? Evet. Gönlünüz zenginmiş ama bak lüferi en çok siz seviyormuşsunuz. Evet. Size lüfer geldi. Lüfer geldi evet. Şanslıyım bugün. Bir balığın taze ve bayat olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Tabii şöyle. Ki. Şöyle taze balıklarda bastırdığınız zaman elinizi çektikten sonra hemen düzelir. Bayat balıklarda ise bastırdığınız zaman orası maalesef ki kısa süre içerisinde düzelmez. Gördüğünüz gibi kalmaya devam ediyor. Taze balıklarda pulları kolay kolay ayıklanmaz ve canlıdır, daha parlaktır. Bayat balıklarda gördüğünüz gibi pulları dezenformasyon olmuştur. Pulları kolay kolay ayıklanır ve kireç gibi sökülmeye başlar. Taze balıkların solungaçları kıpkırmızıdır. Renginde bozalma, renginde bayatlaşma olmaz. Bayat balıkların solungaçları ise maalesef ki kırmızı rengini kaybetmiş durumdadır. Şöyle gördüğünüz gibi bakın kırmızı rengini, parlak rengini kaybetmiş durumda. Ve taze balıkların şeyleri, gözleri canlıdır, diri diri bakar. Ölü balıkların gözlükleri mat, gözleri mat olmuştur. Gözü toprağa bakar. O artık bayatlamıştır. Ben bir ölü balığım. Herkes tuttu, sıra bende artık. Değil mi Lokman abi? O zaman rast gelsin diyeceğiz. Rast tamam. Gelsin. Hadi bakalım. Ay, düşüyorum Lokman. Ben tutuyorum. Lokman abi düşüyor. Evet. Biraz daha salıyoruz, salıyoruz. Hayır, salıyoruz, salıyoruz. Tamam, tamam. Şimdi aynı şekilde şöyle. Şöyle. Gel birazcık şöyle kendine. Evet, o tıkırtıyı hissetmeni istiyorum. Aa, sanki. Evet, evet, kaldır. Geliyorum. Bir dakika, bir dakika bakalım. Evet, üstünde. Bravo, yere. Üstüne elimizden bırakıyoruz. Hissettim, evet. Tuttum ben seni, ben Dilara. Ben bu işi biliyorum. Oltada ne hissediyorsun Dilara? Çinekop geliyor sanki. Kral. Bana. Ne, sence ne geliyor? Bilmiyorum. Sen... Dedin diyeceğin. Allah. Efsanesin. Yavaş. Efsanesin. Ne balığı olduğunu bize söyleyebilir misin? Tabii ki de istavrit. Alkış alabilir miyiz? Lütfen. Alkış lütfen. Peki sorar mısın? Nereden anladın?
Peki nereden anladınız acaba bunu? Sen söyledin. Asla anlamadım. Ben balıkçı değilim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bunu da koyuyorum ben. Evet, kovaya. Evet, çekiyorum. Şimdi biz balıklarımızı tuttuk. Şöyle bir tekrar edelim mi Lokman abi, neler var? Şimdi büyük olan lüfer, istavrit, sarı kuyruk istavrit, izmarit. 3 çeşit balığımız var. Çok kısa zamanda bir hayli iyi bir başarılı bir av oldu. Bu güzel görüntüler için çok da bereketli olmuş vallahi. Evet, hocam. Çok bereketli oldu Çağlar'ın. Bir de daha özel bir an, benim ilk balık tutuşumdu. Evet, ada balığı tutmuşum hem de. Çok memnun oldum ne ben de. Ne keyiftir o güzel havada. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Çünkü biz de ayrıca zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi rica Semrah Doğan kasabımızın yanındayız. Kasapların kraliçesinin yanındayız. Daha önce de söylediğim gibi. Şimdi et bölümüne geçiyoruz. Ve kırmızı ette yapılan hilelere Ersin hocamızla birlikte bakıyoruz. Neler katılabilir yani içerisinde diye karşımızda. Tavuk taşlığı ve sakatat olabiliyormuş. Bir anlatalım önce. Tabii ki. Nedir bunlar? Yemememiz gereken şeyler. Şöyle Çağla Hanım, aslında kıyma alırken birkaç noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların en başında fiyat olarak da hakiki kıyma daha pahalı olduğu için maalesef ki herkesi zan altına bırakmak istemem. Bazı noktalarda kıymanın içerisine ucuz sakatat kalıntıları ve taşlık, tavuk taşlığı katılabiliyor. Tabii ki bunlar daha beyazımsı renkte olduğu için de bu kıymanın tonu beyaz renkte oluyor. Daha açık renkte oluyor. Bunu da maalesef toparlamak adına gıda boyasıyla boyuyorlar. Şimdi usta kasabımızla birlikte onları gösterelim. Evet, kıyma alırken birkaç şeye çok dikkat edeceğiz. Bir kere kıymalarınızı mümkün olduğu kadar güvenilir yerden kendiniz çektirmeye gayret edin. Kuzu olabilir, dana olabilir %100 ve yağ kıyma almamaya çalışın. Normal yağlı olsun çünkü özellikle A vitamini, D vitamini başta olmak üzere kolajen olsun, diğer depolar olsun yağ dokusunda çok güzel bir şekilde olabiliyor. Şimdi sözü kasabımıza bırakayım. Sahte kıymayı birlikte yapalım. Tamam, buyurun. Hocam şimdi biz de burada tecrübe edineceğiz. Bunu burada kaliteli, doğru etin zaten nasıl olduğunu burada gösterelim. Evet. Hilenin de nasıl ortaya çıktığı zaten bariz bir şekilde ortaya çıkacak. Tamam. Evet. Ne buyurun yapalım? Mesela dana döşüyle başlayalım. Geldim ben sizden kıyma istedim diyelim ki. Evet, bir müşterisiniz. Buyurun. Geldiniz. Evet, dana döşünden zaten o öyleyse en doğrusu ve en sağlıklısı. Tamam. Fakat bu paketli hazır olaraktan satın yapılan kıymalar ki ben etin her zaman... Ya, bu ne et ya? Nasıl güzel bir şey bu. İşte kalite. Evet, kalite. Şimdi kalite. Ne yapalım? İlk önce doğru eti çekelim. Evet, doğru eti çekelim. Sonrasında da... neler katılıyor ya katılıyor, bakalım. Evet. Buyurunuz. Birazcık da rengini konuşalım. Evet. Mesela evet, hileli kıyma daha böyle kanlı canlı gibi düşünsek de koyu renk olduğunda daha hileli olduğunu düşünmemiz gerekiyormuş. Çünkü ne katılıyor? Çünkü içerisine gıda boyası katılıyor Çağla Hanım. Yapabilir miyiz? Lütfen tabii, ki, bu tabii etimizi ki harap etmek istemeyiz ama neler katılabildiğini gösterebilir miyiz tabii hocam? Ki, tabii ki. Aynı zamanda lezzetini vermek için de Çağla Hanım içerisine bazı yerlerde monosodyum glutamatlar katılabiliyor. Gıda boyamız diğer masada kaldı. Alabilir miyiz? Tabii ki. Ben de getirebilirim. Tabii ki. Ben getireyim. Şu. Şu değil mi hocam? Evet, o. Bir tane de şunlardan rica edeceğim. Şöyle şunları da ben alayım. Tamam. Şu sudan da rica edeyim. O renk nasıl koyulaştırılıyor? Evet. Ona bakalım. Evet. Gösterelim. Şimdi taşlıktan kıyma çekeceğiz. Hocam çekiyorum ben de. Evet. Makinenin ağzı geniş olduğu için biraz daha koyalım. Bu nedir şimdi?
O da taşlıktan. Zaten Çağla Hanım renk farkını bariz hissettiniz değil mi? Bakın ne kadar çok daha açık bir renkte. Normalde beyaz et grubu içerisine katıldığı için işte şu gerçek hakiki kırmızı ette hafif kırmızımsı, pembemsi. Bu çok daha açık renk oldu. İşte halk bunu anlayabilir diye, biz vatandaşlar, talep edenler olarak bunu anlayabiliriz diye burada ne yapıyorlar? Gıda boyaları. Bu sadece kıyma üzerinde değil, birçok sektörde bunlar kullanılıyor. Ben tabii burada amatörce göstereceğim. Onlar daha profesyonel yöntemlerini kullanıyorlar. Şöyle gıda boyalarını suyun içerisine koyuyorlar. Orada biraz sonra ciddi bir kırmızı renk almaya başlayacak. Onun sonrasında bu suyu birazcık daha homojenize etmemiz lazım. Daha ortalamamız lazım. Bunun daha ciddi boyutlarında kullanırlar. Sonrasında kıymamızı bir miktar alıp gıda boyasına batırıp aynı bu renge getirmeye çalışıyorlar. Bu da bundan daha koyu. Bundan daha koyu. Orijinali bu evet, mesela. Bu tonlardan. Çok bozulmaz. Bu et et. Evet. Bildiğimiz aynı et renginde. Evet. Daha da koyu olduğunda artık belki bir miktar şüphelenebiliriz. Kesinlikle öyle. Mesela şuradaki sakatat karıştırılıyor dediniz. Evet, değil mi? Sakatat karıştırıyor. Mesela şuradaki kıymamız da orijinal bir kıyma ama şey beklemiş. Açıkta beklediği için biraz rengi koyulaşmaya başladı. Genelde pişiyor. Sahte kıymalar bu kıymadan da çok daha koyu olurlar. Yani burada gıda boyasını mutlaka anlamamız daha gerekiyor. Daha yeşilimsi. Daha evet, daha yeşilimsi ve daha çok daha koyu renklerde oluyor. Biz burada gıda boyası olarak gösterdik ama bunun bir de fabrikasyon olarak düşünürseniz çok çok daha farklı, çok çok daha ciddi boyutları olabiliyor maalesef ki. Mesela bir de antibiyotik sorunsalı var. Bir evet. de ondan bahsedelim. Yani biz kullanmamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar reçete edilsin istiyoruz ama hayvanlara verildiği için otomatik olarak bize de geçiyor. Evet. Peki bu ve bunun gibi zararlardan, çünkü gıda boyası sadece kıymada değil bir sürü şeyde mutlaka var. Adı üzerinde gıda boyası. Gıda boyası. Ama tabii ki ne kadar kimyasallaşırsa bize o kadar zarar veriyor. Peki biz bu zararları madem öyle nasıl minimize edebiliriz? Tabii ki nasıl minimize edebiliriz? Çağla Hanım, şu an ülkemizde maalesef ki ciddi anlamda bir antibiyotik direnci de oluşmaya başladı. Tabii. Antibiyotik, biyo ne demek? Canlı, canlılık kaynağı. Anti ne demek? Canlının karşıtı. Yani özellikle bizim bağırsak floramızdaki dost bakterileri ciddi anlamda öldürebiliyor. Hekimimiz reçete etmedikten sonra lütfen ne antibiyotikli gıda tüketelim ne de kafamıza göre antibiyotik kullanalım. Hayvancağızlar kötü fabrika koşullarında olabiliyor ya da endüstriyel sistemlerde olabiliyor. Hastalanmasınlar, bol bol hızlı bir şekilde kilo alsınlar diye maalesef ki bol antibiyotik verilebiliyor. Antibiyotikli eti yediğimiz zaman da biz de antibiyotikleri tüketmiş oluyoruz ve ciddi anlamda antibiyotik geliştirilmiş oluyor. Tayvan'daki yumurta haberimiz mesela Çağla Hanım, ne olmuştu Tayvan'da? Tayvan bizden aldığı, ihraç ettiği yumurtaları reddetmişti. İçerisinde nitrofuran ismindeki bir antibiyotikten kaynaklı kanserojen olduğu söylendi. Mesela nitrofuran 1950'li yıllarda kadın ve erkek sağlığında üreme idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan bir antibiyotikti. Yasaklandı ama maalesef ki hayvan kullanımında da yasak olmasına rağmen kullanılmış. Hmm. O yüzden de mümkün mertebe boyutu bizim boyutumuza yakın olan kuzu, koyun, keçi eti tüketmek bu anlamda daha faydalıdır ya da bu mahiyette dana da olabilir. Olabilir. Peki şimdi sucuğa gelelim. Sucuğa da gelmişken önce kasabımızdan bir ev yapımı sucuk tarifi evet. istiyorum. Sonra da hocam isterseniz oradan buraya da alabiliriz sucukları. Tabii. Sucukta yapılan hileleri de konuşalım. Buyurun başlayabiliriz. Tabii. Tamam. O zaman ben bir kıyma makinesini bir temizleyelim. Tabii. Siz onu temizlerken biz o zaman sucuğa bakalım. Hayırlayalım. Madem böyle bir zamanımız varsa biz de sucukta yapılan hilelere bakalım. Renk renk, çeşit çeşit. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Ben olsam şunu yerim ama bak. Şunu yerim sanki. Bakalım ben o doğru seçim bilmiyorum mi olacak? Ben bunu seçerdim sanki gibi geldi bana. Böyle evet, renkleri bakalım aldanacak mıyız? Lezzet ve baharat açısından ben... Bakalım yanlış mı doğru mu? Ve orada makinemiz hazırlanırken şu bilgiyi vermek istiyorum Çağla Hanım. Şimdi biz şöyle üçünü koyayım ha. Biz gıdaları biz canlıları ayırdığımız zaman Çağla Hanım neye göre ayırıyoruz canlıları? Bir, bitkiler alemi, evet. İki, hayvanlar alemi. İnsanlar alemi diye bir alem yok. O yüzden de biz hayvanlar grubuna, hayvanlar alemine dahil olduğumuz için hayvansal gıdalar bizim için çok kıymetli. Yani et tüketmek çok kıymetli, pastırma, kavurma ve kaliteli sucuk. Bunlar çok kıymetli skalalar. Bizim uzak durmamız gerekenler az önce de gösterdiğimiz gibi hindi füme adı altında satılan, sosis adı altında satılan bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Özellikle beyin sağlığını konuşuyorsak, özellikle karaciğer sağlığını konuşuyorsak, B vitaminleri grubunda olan
kolin çok kıymetli. Kolin çok bizim için kıymetli ve en çok kolin kaynağı da et ürünleri, sakatat ürünleri, kelle paça, beyran, işkembe olabilir, ciğer olabilir. Bunlar bizim açımızdan çok çok kıymetli. Ve özellikle şeylerde ete karşı daha mesafeli olan insanlarda maalesef ki tirozin ismini verdiğimiz amino asit eksikliği de olduğu için tirozin de tiroidlere dönüşüyor ve bir süre sonra tiroid hastalıkları meydana gelebiliyor. O yüzden et çok kıymetli ama alırken dikkat edeceğimiz birçok faktör var. Et yiyelim derken soya tüketmenizi, nişasta bazlı şeker tüketmenizi, gol yemenizi istemem. İstemezsiniz tabii ki. Peki sucuk? Evet, sucuklarda şöyle Çağla Hanım, şimdi ev yapımı sucuk da yapacağız. Şöyle ben de göstermek istiyorum. Mesela şöyle iki tane sucuğumuz var. Bunları marketlerde sıklıkla, özellikle şu elimde tutmuş olduğumuz sıklıkla marketlerde bulabilirsiniz. Ama bu gerçek bir sucuk değil. Bu içerisine soya katılmış, aroma verici katılmış, nişasta katılmış, bitki tozları katılmış, bitki kalıntıları katılmış. Şunu kastediyorum, bu tarz sucuklardan uzak durmamız lazım. Bu noktada tabii güvendiğimiz ve yıllardır kullandığımız markaları bir tarafa koyduğumuzu söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Merdiven altında daha ucuza bulduğumuz, değil mi? Evet. Acaba iyi midir, acaba güvenli midir dediklerimizin içerisinde olma ihtimali olduğu için söylüyoruz. Tüketmemiz gereken sucuk da bu Çağla Hanım. Bakın görüyorsunuz etiyle, yağıyla bir arada güzel. İçerisine sarımsak katılabilir, kekikler, naneler katılabilir. Yine az önce sizin göstermiş olduğunuz sucuk. Bu sucukla da seri numarasına dikkat etmek lazım. Eğer yani seri nasıl seri numarası? Tarım Bakanlığımıza ait seri numaraları vardır. Eğer seri numarasında bir sıkıntı, seri numarası varsa onu tüketebiliriz. Ama ben yine de bu tarz aşırı koyulaşmış sucukları da çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü az önce kıymada olduğu gibi onlarda da bazı riskler olabiliyor. Genelde en güvenli ve en ideal olması gereken şu mahiyette. Makul bakın, renkte olan, evet, değil mi? İç yağlarıyla birlikte yer almış ve sucuk şifadır ama doğru sucuğu tüketmemiz gerekiyor. Burada bir skala yapmamız gerekirse hindi füme, sosis, salam kesinlikle uzak durmamız gereken gruplardan. Kaliteli sucuk, pastırma, kavurma şifadır. Ama biz et ürünlerinde de birazcık bazı kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Onların başında da şu geliyor. Et dediğimiz şey Çağla Hanım, hayvanın kaslarıdır. Hayvanın kasları. Biz dediğimiz, evet, yer hayvanın kasları. Ve kaslar içerisinde B vitaminlerinden tutun demire kadar çok önemli vitaminler ve mineraller var. Sadece bir tane vitamin çeşidi yok, o da C vitamini. Eğer ki eti sindirmek istiyorsanız, eti rahat rahat sindirmek istiyorsanız etin yanına bol sirkeli, limonlu güzel bir salata gelmesi gerekiyor. Hatta ben pratikte şöyle söylerim danışanlarıma. Tükettiğiniz et miktarının iki katı kadar yeşillik tüketin ki iyi sindirim olsun. Yine bunun yanı sıra ananas, muz, kivi gibi sindirim enzimi içeren meyveler de etin yanına eşlik edebilir. Ve en önemli noktayı söylemek istiyorum. Burayı çok kaçırıyoruz. Et ürünlerinin yanına lütfen ve lütfen yoğurt, cacık, ayran gibi şeyler getirmeyin. Özellikle Türkiye'mizde, Allah Allah, evet, özellikle Türkiye'mizde kadın bireylerde çok fazla demir eksikliği var. Demir eksikliğini nasıl anlıyoruz? Ellerimiz üşüyor, ayaklarımız üşüyor, ısınamıyorum, saçlarım çok dökülüyor, tiroidlerim bozulmaya başladı, kilo vermede zorlanıyorum diyorsanız özellikle el ayak üşümeleri bu demir eksikliğine işaret edebilir. O nedenle de et ürünleri demir ve B12 açısından çok zengindir. Süt ürünleri de kalsiyum açısından çok zengindir. Mümkün mertebe etin yanına cacık, yoğurt, ayran, süt gibi şeyler getirmeyin. Etin yanına güzel sirkeli, limonlu, harika bir salatayla etin sindirimini ve faydasını arttırırsınız. Etten sağlığımız için daha fazla faydalanabilmek adına hangi baharatlarla yan yana getirmeliyiz? Tabii ki. Etimizi? Bir de onlardan bahsedelim. Tabii ki. Şöyle Çağla Hanım, eti özellikle et tüketiminde karabiber çok kıymetli. Neden karabiber? Çünkü karabiber içerisinde karabiber safra akışını kolaylaştırıyor. Safra nedir? Safra yağların sindirimini kolaylaştıran ve güçleştiren en önemli madde. Safra kesesinden salgılanıyor. Eti karabiberle tüketirseniz safranız daha iyi salgılanır. Safra taşı oluşumu engellenir. Yine sumak, nane, kekik. Biz bunlara toplamda ne diyoruz Çağla Hanım? Marinasyon işlemi. Mutlaka etinizi hem dinlendirin hem marine edin. Daha kekiği, zahter, yine pul biber, karabiber, sumak çok çok iyi olur. Ve tabii ki vazgeçilmez kaya tuzumuz. Mutlaka halis mulis kaya tuzu kullanın. Ama
sıcak yemeklere, fokur fokur kaynayan yemeklere tuzu atmıyorsunuz. Çünkü tuz bu sefer içindeki maddeleri kaybeder. Yemeğinizin altını söndürdünüz, yemeğin sonuna doğru tuz koyun. İyot uçar gider fokur fokur kaynayan yemeklerde. Buna sonradan eklenmesi gerekiyor. Sonradan eklenmesi gerekiyor. Mutlaka karabiberle tüketilmesi gerekiyor. Bugün gıda hilelerinin başında az önce anlattığımız gıdalarda sıkça bulunan monosodyum glutamat, yani Çin tuzu da getirdik. Çin tuzu E621 koduyla da görebilirsiniz. Kendine has rengi ve tadı yoktur. Özellikle merdiven altı sucuklarda, sosislerde, salamlarda sıkça kullanılır. Sinir sisteminize zarar verir ve katıldığı gıdanın lezzetini şiddetle arttırır. O yüzden aldığınız bir gıda içerisinde Çin tuzu olmamasına da çok çok dikkat edin. Bu sahte kıymada da katılabilir, sucukta da katılabilir. Özellikle hindi füme, bulyonlar gibi paketli gıdalarda mutlaka Çin tuzuna dikkat edin. Bunu bilerek getirdik. Kızartma, et mutlaka tüketmememiz gerekiyor, uzak durmamız gerekiyor. Etin yabancı maddelerinden daha az, zararlarından daha az etkilenmek istiyorsak da et teflon tavada pişirilmeliymiş ve tahta üzerinde servis edilen etleri tercih etmememiz gerekiyor. Evet Çağla Hanım, şöyle teflon tavada pişirilmemeli. Teflon tavalar bizim açımızdan o anlamda şey yapabiliyor. Pişirilmemeli. Pişirilmemeli, evet. Olabilir. Şeyde. Hiç sıkıntı yok. Teflon tavalarda pişirtmeyeceğiz. Eti kızartmayacağız. Kavurma en güzel, fırınlama en güzel yöntemler olabilir. Niye teflon tavada pişirmiyoruz? Çünkü Çağla Hanım şöyle, teflonlar özellikle polikistik hidrokarbonlar dediğimiz ve teflondaki o flon kısımları, teflon kısımları maalesef ki insan bünyesi için toksik. Bir de teflon tabanız çizildiyse yarıldıysa gibi. Eyvah tamam, eyvah. Öyleyse, evet. Demir emaye ya da çelik en güvenli yolu. En tamam. Çok atladığımız noktalardan bir tanesi de restoranlarda etlerimiz bu tahtaların üzerinde geliyor. Lütfen bu hatayı yapmayın. Et nemli bir gıda olduğu için tahtada nemli bir üründür. Çapraz bulaşma olur. Yani sizden önce bu tahta üzerinde örnek veriyorum. Bulgur pilavı yendi ya da mantar yendi. Bulgur pilavındaki gluten buna yapışabilir. Ya da aşçımız o an eldivenlerle çalışmadı, kontamine etti. Çapraz bulaşma kaynağıdır. Lütfen restoranlarda tahtayla et servisi almayın. Porselenlerde, seramiklerde almaya gayret edin. Etlerimizi bol bol marine edeceğiz. Etlerimizi mümkün olduğu kadar çelik ya da demir emayelerde tüketmeye gayret edeceğiz. Ve çok yüksek derecelerde yapmayacağız. Özellikle bu akrilamit dediğimiz durumlar olabiliyor Çağla Hanım. Akrilamit nedir? Şekerin ve proteinin birbirine yapışması. Bunu en çok sokak dönerlerinde görürüz. Böyle siyahlaşmaya, kızarmaya başlar. O siyah rengi de çok fazla istemiyoruz. Lokum kıvamında mümkünse kavurma, bol sebzeyle afiyet olsun, şifa olsun. Ve tavukta yapılan hilelere geçiyoruz. Hocam, evet, buyurun. Şimdi şöyle Çağla Hanım, ben size sormak istiyorum. Çalıştırabilirsiniz bu arada. Çalıştırın. Şimdi ev yapımı sucuğumuz da hazırlanacak. Evet. Güvenli tavuk tüketebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben bir beslenme uzmanı olarak güvenli tavuk tüketemiyorum maalesef ki. Çünkü tavuk en çok piyasa oyunlarına maruz kalan hayvanların başında geliyor. Hem kafes sistemine katılması hem de aynı zamanda içerisinde tavuk yetiştirmelerinde 6 ayda yani 180 günde olan bir canlıyı nasıl 20 günde civcivi tavuk haline getiriyorsunuz? Bunların ciddi anlamda sorgulanması gerekiyor. Şimdi tavuk alırken en çok yaptığımız hilelere denk geldiğimiz noktalardan bir tanesi şu Çağla Hanım, canlı canlı göstermek istiyorum. Tavuklara maalesef ki gramajını arttırmak için bizim satın alacağımız yerde tavukların içerisine su enjekte edilebiliyor. Diyelim ki sizin 1 kiloluk bir neyse, tavuk. Neyse Allah'tan su enjekte ediliyor diye sevinmeli miyim bilemedim yani az önce konulanları gördükten sonra. Suyu basmadan önce bir tartalım. Sonra evet. Da ne kadar su basılıyor ve ağırlığı ne kadar artıyor onu da izleyenlerimizle paylaşalım. Evet hocam. Şöyle buyurun. Ben müsaadenizle tavuğu şöyle bir tartımıza koyalım. Buyurunuz. Şu suyu basmadan önceki. Evet. Kırmızı düğmeye basıp açalım mı hocam? Evet açtım. Tamam. Yaklaşık 2 kilo 30 gram civarlarında şöyle göstermek isterim. Maşallah. 2 kilo 30 gram civarlarında bu tartı gerçi oynatmayayım. Görüyoruz hocam bunu. Yukarıdan evet. Aynen. 2 kilo 30 gram civarlarında çıkıyor. Şimdi ben buna 1-2 sefer su enjekte edeceğim. Hem daha fazla bizden para alabilirler hem de tavuğun hiçbir şeyi değişmemiş olacak. Tavuk yine aynı tavuk olmuş olacak. Şöyle Çağla Hanım belli bölgelerinden hızlı bir şekilde su enjekte edip bakın görüyor musunuz nasıl şişiyor tavuk? Daha butlu butlu gözüküyor. Yani evet tabii. Bunu farklı farklı bölgelerinden ya de... Ya zaten organik tavuklar bir tık daha ediş büzüş oluyor. Kesinlikle çok ediş büzüş oluyor. Çok böyle parlamayan oluyor. Zaten haşlamaya attın.
2 saatte pişiyorsa organik tavuktur yani. Bu öyle 3 dakikada hemen haşlanabilen tavuk organik olmuyor zaten. Kesinlikle öyle Çağla Hanım. Organik olmuyor bir. İkincisi Çağla Hanım, şu bilgiyi vermek lazım. Biz eskiden hastalarımıza ne verirdik? Tavuk suyu verirdik. Sarı sarı, suyu sarı sarı olurdu. Hakiki tavuk geç pişer. Hakiki tavuğun zor soyulur. Hakiki tavuk şifa deposudur ama şimdiki tavuklar maalesef ki özellikle tavuklara kafes sisteminde tavuklar çok stresli ortamlarda oldukları için de tavuklar çok stresli ortamlarda oldukları için 23 saate yakın 22 saate yakın yapay ortamlarda tavuklar yorulmasınlar, bol bol şey yapsınlar diye dinç kalsınlar diye tavukların yemlerine maalesef ki kafein basılıyor. Aynı zamanda maalesef Çağla Hanım ve aynı zamanda bu tavuklara şöyle işlemler de yapılabiliyor. Tavuklar biliyorsunuz ki bu doğal olmayan koşullarda agresifleşebiliyorlar. Yine tavukların suyuna maalesef ki antidepresanlar basılıyor. Birbirlerini gagalamasınlar o dar alanlarda diye. Yani her taraftan bir zulüm düşünebiliriz. Ve daha da önemli bir noktayı söylemek istiyorum. Hayvanların doygunluk sinyalleri biz insanoğlundan bile daha iyidir. Biz kavga ederiz, tartışırız, stres yaşarız, hemen kendimizi yemeğe vururuz ama hayvanlar doydukları noktaları bırakırlar. Veganlar çeyreğim kaldı şu an bak, vallahi şurama kadar, izledikten sonra şurama kadar geldi. Tavuklara Çağla Hanım, tavuklara doymasınlar, daha çok yesinler diye tavuklara maalesef ki antihistaminikler veriliyor. Antihistaminikler de iştah açar. 6 ayda büyümesi gereken bir civcivi nasıl 20 günde bu hale getiriyoruz dersek işte sebebi de buralarda. Bakın evet. Şöyle... Bunları gösterirken güvendiğimiz, yıllardır kullandığımız markalardan bahsetmediğimiz zaten izleyenlerimiz mutlaka biliyordur. 2 kilodan 2 kilo 200 grama çıkarttım. Artı 200 gram kârdayım. Daha fazla para alabilirim artık. Alabilirim gibi düşünebiliriz. Evet. Peki bunlara dikkat edeceğiz. Bu noktada isterseniz bir an önce mutfağımıza gidelim. Yoksa şey mi gösterecektik? Değil mi? Küflenmeyi gösterecektik. Evet. 2 dakikamız kaldı. 1,5 dakikamız kaldı. Şu küf meselesini bir gösterelim tabii mi? Tabii ki. Küf meselesini gösterelim. Özellikle burada Çağlar'ın... Çünkü ürünlerimiz buzdolabında küflenebiliyor hocam. Ne gibi bir tehlike içeriyor? Tabii. Onu da isterseniz birlikte bakalım mikroskop altında. Sonrasında da zaten şefimiz... Şefim isterseniz siz yavaş yavaş sucuğa başlayabilirsiniz. Ev yapımı sucuğa. Tamam. Buyurunuz. Şöyle küfün içine doğru bir istemediğimiz bir yolculukta diyebiliriz. Ama biz genellikle küflenmiş kısmını kesip kimi zaman yemeye devam ettiğimiz, o tarafına geçmemiştir diye düşündüğümüz küfün içerisinde... Maalesef ki geçebiliyor Çağla Hanım. Ve ciddi anlamda insan bedeni için tehlikeli şeyler. Çünkü küfler, mayalar çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyorlar. Şırıngadan da dolayı elimde biraz nemlilik var. Ben de ayarlamaya gayret ediyorum görüntümüzü. Ciddi anlamda sıkıntı yaratabiliyor. Ve küfler, bakteriler... Bakın Çağla Hanım, görüyor tamam, musunuz? Tamam, şu görüntüyü verebiliriz artık evet, ekrana. Şu görüntüye bakar mısınız? Bu bir salça. Salçanın küfü. Küfü, evet, salçanın küfü. Tamam. Bakın şu kızıl gözüken, kırmızı gözüken yer daha salçanın kendisi. Görüyorsunuz etrafındaki kar gibi toplanmışlar. Küf parçacıkları ve küfler solunum yolu hastalıkları, alerjik reaksiyonlar, hatta anafilaktik şok durumuna kadar götürebilir. Genelde ne yapıyoruz biz bu tarz durumlarda Çağla Hanım? Hemen küfün üstünü alayım, ben yemeğe devam edeyim mantığına, yani o salçayı kullanmaya devam edeyim diyebiliyoruz. Maalesef ki devam etmeyeceğiz çünkü evet. o küfler dikey olarak da ilerleyebiliyorlar. Gözümüzde görmediğimiz şekilde içeriden yürüyebiliyor. Yürüyebiliyor, kesinlikle öyle. Bunu sadece salçalar olarak da düşünmeyin. Yine yayın başında söylediğimiz gibi bu sosislerde, salamlarda da ciddi anlamda var. Sadece siz bunu göremediğiniz için, bizler göremediğimiz için bunu yoktur gibi düşünmeyelim. Çünkü bizim gördüğümüz göz dalga boyları 400 ile 700 nanometre arası. Evet. Bunlar çok daha mikro parçacıklar. Bu küf olaylarına çok çok dikkat edeceğiz. Yine evet. Şöyle bir salça yine gördüğümüz anda ufacık bile görsek asla kullanmayacağız sağlığımız için diye diyetisyen. Ersin Özdemir bizlerle beraberdi ve çok kıymetli bilgiler paylaştı. Bir alkış rica ediyorum. Emeklerinize sağlık hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ersin Özdemir'i uğurlarken bir diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Sinan Göker hocam geliyor. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk olarak... Hiç daha başlamadan önce... Buyurun. Şu etle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet. Çünkü hastalarımıza... Şimdi vegan oluyoruz hocamız dindik. Evet, aynen. Değil mi oluyor? Siz de vegansınız. Evet. Yani peki. Ben balık yiyorum ama et yani uzun bir süredir yemiyorum. Çünkü hastalarıma da aynı şekilde söylüyorum. Evet. Retina problemlerinde yani retinanın gözün en kıymetli yeri görme doğru. Siniri.
çok ince damarlarla besleniyor. Yani çok damar var ve damarları en çok etkileyen, damar sertliği yapan şeylerin başında et geliyor. Kırmızı, yani kırmızı et diyebilir miyiz? Ve tavuk. Bütün etler yani. Gerçekten. Balığın bir şeysi yok. Yani hep böyle hani et çok protein, vücuda iyi gibi falan geliyor ama aslında çok inflamasyon yapıyor. Yaratıyor. Çok ağır bir gıda yani. Hmm. Sindirmeyle alakalı bir ağırlıktan bahsediyoruz. İçerisindeki yağ vesaireden hocam. Tabii. Yağlar ve yani vücuda toksin yani etkisi yapıyor. Evet. Sindirmesi zor. Yani gece de mesela et yeseniz ondan sonra ağzım falan bayağı zor. Zorlaşabilir. Evet, en güzeli, en sağlıklısı, tazesini bulabilirsek mevsiminde balık. Ben de hocam aynen. Evet. Pesketaryen mi oluyor hocam? Sucuğumuz şu an tam konunun üzerine çekmeye devam ediyor. Ev yapımı bir sucuk hazırlanıyor ama ondan önce yaşa bağlı yakını görememe problemi neden oluyor? Evet, yaşlandığımız için oluyor ama bazılarına daha erken oluyor ve genellikle kaç yaşında başlamasını normal buluyorsunuz? Evet, yani yaşa bağlı diyoruz çünkü insanlar hep hani yaşlılık gözü falan diye geçiyor. Çünkü o yarım okuma gözü yarım oluyor genellikle. Çünkü onunla uzağa baktığınızda bulanık görüyorsunuz. Evet. Üstünden bakınca yine net görüyoruz. Normal görüyor. Görüyoruz, evet. O böyle bir dede ve nine imajı veriyor kişilere ama şu anda 45 yaş, 45 yaşından sonra başlıyor ama 45 yaş şu anda orta yaş. Yani eskiden ileri ama yaşmış. Ama gözler yine 45'te bozulmaya devam ediyor aynen, hocam. Aynen, vücut şeyi dinlemiyor. Gizli hipermetropi olan kişiler var doğuştan, daha ortaya çıkmamış. Onlar da 40 yaşında, daha erken başlıyor. Görebiliyor. Evet, ve ilerliyor. Bu presbiyopi, değil mi? Doğru söyledim. Evet, presbiyopi diyoruz. Süreci nasıldır? Başladı mı, yavaşlar mı yoksa kişiden kişiye göre değişiyor mu? Yoksa başladı mı artık Allah ne verse hızlı devam ediyor? Şimdi başladığında mutlaka ilerliyor. Devam ediyor. Fakat kişi bunu bir kısmını kendi göz kaslarını kasarak zoom yaparak bir kısmını idare ediyor. Yani bir kısmını düzeltmeye çalışıyor. Dolayısıyla göz kaslarının gücü azaldıkça bu daha da mesela bazen çok vücut yorgun olduğunda kişiler yakını daha bulanık görüyorlar. O genel kas zafiyeti olduğunda dolayısıyla kaslarla biraz alakası var ama her halükarda aşağı yukarı her 2 senede bir 0.25 artıyor. Artıyor. 60 yaşına kadar. Hı-hı. 45'te başlıyor. Yani ortalama aslında 45 yaşında aşağı yukarı 1 ile başlıyor. 50 yaşında 2, 55'te 2.5, 60'ta 3 standart. Yani. Bu 60 böyle yaşına gelince uzağı 0 olan kişiler 3 numara okuma gözlüğü gerekiyor. Gerekiyor. Peki bu görme, yaşa bağlı görememe sorunu diyeyim. Evet. Lazerle tedavi ediliyor mu? Asıl sorumuz bu. Şimdi lazerle tedavi ediyorduk. Suprakor diye bir yöntem vardı. %80 başarı oranı vardı. Dolayısıyla %80 tabii ne demek? %20'sinde etkili olmuyor demek. Çok iyi, yani fena bir oran değil ama istediğimiz kadar da iyi değildi. Onun için daha iyisi çıkınca onu bıraktık. Yani daha iyisi bu akıllı lens dediğimiz yöntemlerle daha yani %100'e yakın yani oranda yakını düzeltebiliyoruz. Uzak da bozulmuyor. Dolayısıyla artık onları yani lazer yakın için bırakıldı dünyada. Peki akıllı lens sadece yakın problemi olan kişilerde mi uygulanıyor? Birazcık da akıllı lens konuşalım. Evet. Dünyada ve ülkemizde ne kadar zamandır uygulanıyor akıllı mercekler, lensler? Şimdi şöyle aşağı yukarı 20 senedir uygulanıyor dünyada. Türkiye'de 18 yıldır uygulanıyor. Şimdi akıllı lens 3 grup kişide uygulanıyor. Bir, katarak ameliyatı olan kişiler. Yani normal katarak ameliyatı olan kişilerde katarak ameliyatta gözün içine kendi puslu lens alınıp yeni bir lens takılıyor. Hı-hı. Mercek. Hı-hı. Bunun yakını da görebilsin kişiler diye çok odaklısı, akıllı tipi çıktı. Dolayısıyla katarak olan kişiler katarak ameliyattan sonra hem katarak gidiyor, uzak ve yakın görmelerinde bu multifokal akıllı lenslerle dediniz. Düzeltebiliyoruz. Dolayısıyla bir katarak olan kişiler. İki, 40 yaşını geçmiş yani 45-40'ı geçmiş olan ve yakın problemi başlamış yani yakın hipermetropu başlamış olan kişilerde uyguluyoruz. Çünkü 40'ı geçmemiş kişilerde de bir hipermetrop bozukluğu diye bir bozukluk var.
O da yakını görmüyor. Onları 40 yaşını geçmemişse onları lazerle düzeltiyoruz. 40 yaşını geçenlerde asıl gerçek yaşa bağlı hipermetrop başlıyor. Yani iki tür hipermetrop var. Anladım. Bir doğuştan olan uzak hipermetropu, bir de yaşa bağlı yakın, o 40'tan sonra. Dolayısıyla yani bu yakını, dolayısıyla 40 yaşını geçmiş ve yakın problemi olan yaşayan kişilerde. Bir de gene 40 yaşını geçmiş, uzağı da bozuk olan kişilerde yapıyoruz. Çünkü hem uzak hem yakın ikisini birden düzeltiyor. Temelli mi düzeltiyor bu akıllı mercekler yapıldığı zaman? En önemli özelliği o zaten. Lazer mesela bir kısa bir süre düzeltiyordu. Bu kalıcı. Akıllı. Yani çünkü değişen şey, yani değişen numara, gözün kendi lensi değişiyor. Lens değiştiği için kişinin numarası artıyor. Dolayısıyla bu ameliyatta da lensi alıp oraya sentetik bir lens takıyoruz. O sabit bir şey, kişinin şeklini değiştirmiyor. Dolayısıyla ömrün sonuna kadar numara kaçsa hep aynı kalıyor. Kalıyor. Değişmiyor. Peki dünyada ve ülkemizde akıllı lens ne zamandır uygulanıyor? Aşağı yukarı 20 sene. Yani çok böyle primitif tipleri çıkmıştı. Yani çok iyi sonuç vermiyordu. Onların bir kısmı geri çıkartıldı falan. Fakat sonra teknoloji ilerledi. Yani 18 yıldır yapılıyor. Uygulanıyor diyebiliyoruz. Evet. Peki trifokal lensler ne zamandan beri uygulanıyor? Başarı oranı nedir? Trifokal lensler aslında yani 10 seneye yaklaştı. 8-10 senedir uygulanıyor. Ama ilk çıktığında bunlar çok iyi sonuç vermiyordu. Yani adı, yani trifokal teknolojisi var. Trifokal ne demek? Trifokal lens, 3 odaklı lens. Yani bu çok odaklı, yani yakın lensleri, akıllı lenslerin iki tipi var. Bir iki odaklı, bir üç odaklı tipleri var. İki odaklı da normal okuma mesafesini ve uzağı görüyor. Üç odaklı da okuma mesafesi, orta mesafe, ki 70-80 santim oluyor ve uzak görüyor. Dolayısıyla bunların teknolojisi üç odaklı ama aslında bir sürü firma var bunu üreten, ama üç odak teknolojisi diye satılıyor lensler, fakat orta mesafeyi göstermiyor maalesef. Anladım. Yani bunların, bunların gerçekten orta mesafeyi gösteren bir iki marka var. Onun dışında öbürleri istenildiği gibi orta mesafeyi göstermiyor hala. Peki bu mercekler uygulandıktan sonra gözün bir alışma süreci var mı? Yoksa takıldıktan sonra hemen siz istediğiniz numaraya gelmiş ve hayatına devam ediyor oluyor mu? Evet, var. Yani şöyle söyleyeyim. Bazı kişilerde ilk gün hemen iyi bir %100 görme oluyor ama ortalama 2-3 gün, yani 2 gün sonra günlük yaşamına geri dönebiliyor kişiler. Ama görme netleşmeye devam ediyor. Yani bir hafta sonra aşağıda oturuyor diyeyim. Tamamen değil. Sonra kişi de böyle ufak tefek ışık parlamaları, gece ışık parlaması gibi şeyler daha bir ay, iki ay, üç ay devam ediyor. Çünkü bu yepyeni bir optik bir ortam. Kişi de 45 senedir gözler kendi mekanizmasına alıştığı için yeni bir optik ortama alışması beynin biraz zaman alıyor. 3 ay falan mı yani yoksa? Evet, 3 aydan sonra o ışık şeyleri, dağılıkları, parlamaları falan da herkes de değil bu arada. Çok az kişide oluyor. Olanlarda azalıyor. Onlar da bayağı bir azalıp geçiyor. Bu operasyonda başarıyı etkileyen faktörler nelerdir? Şimdi bir tabii geriye bir numara kalmaması gerekiyor. Bu lensler çok küçük numaraları bile tolere etmiyor. Dolayısıyla mesela benim yani 0.50 bile geriye kalan hastam olursa ben onu mutlaka lazerle tekrar sıfıra düşürüyorum. Yani 0.50 bile tolere etmiyor. 0.50 bozukluk normalde herkese var yani. Evet ama yakına gelince rahatsız ediyor. Peki yakına, ama neye göre numara kalıyor? Ne oluyordu numara kalıyor? İşte bu lensi kaç numara lens takılacağını özel bir formüller var. Değişik formüller var ve ultrasonik bir ölçüm yapıp o formüle koyuyoruz. Formülden bize şu numara tak diye çıkıyor. Peki. O ortalama insana göre ayarlanmış. Dolayısıyla onu takınca işte hastaların tabii aletten alete de değişiyor ama en iyi, en şekilde yapılanlarda bile mesela 100 bende %15 hastada kalıyor. Küçük bir numaralar. Dolayısıyla bu numarayı lazerle düzeltmek lazım. Başarı etkileyen faktörlerden en önemlisi bu. İkincisi kuruluk. Gözün uygunluğu. Kuruluk da
Yani numara düzelse bile kuruluk çok rahatsız edebiliyor. Çünkü biraz kuruluk etkileniyor göz birkaç ay. Onu tedavi ediyoruz. Hem ameliyattan sonra hem önce filan. %80 kadar iyileştirebiliyoruz kuruluğu. O yapılması lazım. Bir bu floaters denen gözün içinde böyle yüzen cisimler oluyor. Böyle örümcek ağı gibi ya da sinek gibi böyle uçan şekiller oluyor. Onlar bu ameliyattan sonra biraz daha rahatsız edici olabiliyor. Bu da başarı yani. Tamam, görme, her şey, numara oturdu. Kuruluk da yok ama onlar böyle şeyler çok rahatsız ediyor. Onlar için de özel bir lazerimiz var. Yani çok az yapılıyor Türkiye'de ama o uçan cisimleri, onlar göz sıvısının içinde olan hakikaten böyle lif gibi oluşumlar. Onları lazerle dağıtıyoruz, toz gibi. Kişinin rahatsızlığı geçiyor. Peki. Sonra kişinin mesela göz bebeğinin büyüklüğü de başarı, yani rahatsızlığı etkileyecek faktörlerden bir tanesi. Çünkü bazı kişilerin göz bebeği daha büyük oluyor. Gece karanlıkta göz bebeği zaten büyüyor. Büyük olanınki daha da büyüyor. Ve o zaman işte gece ışıklar biraz rahatsız, karanlıkta özellikle rahatsız edebiliyor göz bebeği büyük kişilerde. Bunlara özellikle başka tür lensler falan takmak. Göz bebeğimiz bizim normalde hangi nokta, durumlarda, hislerde büyüyor? Merak ettim. Bazen böyle gözü acayip büyük oluyor. Stresli mi, dikkatini mi veriyor? Ne olduğu zaman stresli, göz bebeği büyüyor normal? Dikkatli olduğu zaman küçülüyor. Dikkatli olunca küçülüyor. Veya sinirli olduğu zaman küçülüyor. Adrenalin salgılanıyor, küçülüyor. Sempatik sistem, parasempatik sistem de büyüyor rahatlayınca. Onun için mesela bebeklerde, çocuklarda göz bebeği daha sempatik sistem, stres az ya. Daha büyük ve onlarda da böyle yumuşak şey, onun için sevgi şeysi oluyor. Daha sempatik geliyor. Peki daha önce herhangi bir lazer operasyonu geçirmiş kişiye akıllı lens yapabiliyor musunuz? Evet, lazer olmuş kişiye çok rahatlıkla akıllı lens, çok odaklı lens takabiliyoruz. İlk başta biraz tereddüt ederek yaklaştık. Çünkü gözün korneada bir optik bir ortam var. Gözün arkasında lens düzeyinde ikinci bir optik daha ortam, ikisi acaba problem olur mu diye, ama problem olmadığını gördük ve rutin olarak uygulayabiliyoruz. Gayet de memnun olan hastalar. Göz tembelliği olanlara akıllı lens uygulanıyor mu? Göz tembelliği olanlara akıllı lens uyguluyoruz. Özellikle görmesi mesela %20'nin üzerindeyse. Çünkü artık göz tembelliğini de belli bir oranda bir tedavi edebiliyoruz. 30 puan arttırabiliyoruz. Dolayısıyla genellikle numarayı sıfır yapmak çok önemli oluyor bu kişilerde. Çünkü bunlarda hepsinde aşağı yukarı hipermetrop bir numara var. Dolayısıyla iki göz eşitlenmiş oluyor. Ve bu ameliyatta numara yaptıktan sonra, numaralar sıfırlandıktan sonra ameliyatın hemen sonrasında tembellik tedavisine başlıyoruz. O da 5-6 ay süren bir bilgisayar, bu VR dediğimiz sanal gerçeklik gözlükleriyle oyunlar oynanıyor. Özel dizayn edilmiş. Göz kasları mı çalışılıyor hocam? Beyin. Beyin. Beyin jimnastiği bir tür. Gibi. Peki dışarıdan anlaşılıyor mu göz tembelliği olan birisi, veyahut da kişi nasıl görüyor göz tembelliği varsa? Veyahut da ne gibi yanıtlar oluyor? Şöyle, yani dışarıdan anlaşılmıyor ama kişi derinlik hissi olmuyor. Mesela bir gözü olmayan, yani bir gözü görmeyen kişi aslında normalde üç boyutluk yok. Ama sanal olarak beyin onu üç boyutlu yapıyor aslında. Ama gerçekte iki boyutlu. Yani mesela bir çay bardağına uzandığında onu mesafeyi kestiremiyor. Veya araba kullanırken mesela karşıdan gelen araba hangi mesafede onu tam olarak kestiremiyor. Yani derinlik hissi yok. Hissi olmuyor. Çünkü tek göz, iki boyutta derinlik hissi olmuyor. Kapatın tek gözü, böyle biraz o derinlik hissi gidiyor. İşte evet. O derinlik hissi tabii alışmış oluyor bu kişiler doğuştan olduğu için ama yaşam kalitesini etkiliyor tabii, farkında olsa da olmasa da. Ne de olsa tedavisi en azından var diyebiliyoruz. Evet. Ve operatör doktor Sinan Göker hocamıza verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben ağzınıza teşekkür ediyorum. Hocam. Biz devam edeceğiz efendim ama önce reklamlar. Evet, yayınımızı kapatmadan önce ev yapımı sucuk tarifimizi kasabımızdan alıyoruz efendim. Buyurun. Evet.
Ne dedik? Bir kilo kıyma etimizi Çağla Hanımcığım güzel bir şekilde kasabımızdan yaptırabiliyorsak, sucuğumuzu kasabımızdan yaptırıyoruz. Güvendiğimiz, yapamıyorsak evde yapıyoruz. Evde en pratik şekilde kıymamızı hazırladık. Tercihen kuzu dana karışık. Bir kase alıyoruz. Püf noktamız nedir? Bir kasede bütün baharatları harmanlayacağız. Önce. Ne koyacağız? Evet, tamam. Tabii. Kendimize bir harç oluşturacağız. Harcımızda 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 2 yemek kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı yeni bahar, 1 yemek kaşığı tuzu. Burada güzelce harmanladık. Evet. Ve bunların içerisine kıyma, eğer evde kıyma makinemiz varsa evde yapıyorsak, ya yoksa kıymamızı almışsak şayet. İçine karıştırdık, şu hale getirdik. Sarımsakla dövüyoruz. Sarımsakla beraber, bir baş sarımsak. Bir baş sarımsakla beraber ben bunu bu şekilde iri çekilmiş bir gözle kıymayı mesela hazırladım. Evde en pratiğini anlatıyorum. Evet. Şimdi bir buzdolabı poşeti yardımıyla da olabilir bu. Şöyle elimizle sıkıştıra güzelce. Evet, biraz da istediğimiz kalınlığa getirerek. Evet. Şimdi yine bir aparat yardımıyla evde her türlü bir pratik bir evet, şey şöyle, olabilir. Evet, şöyle şu şekilde kenarlarından sıkıştırıyoruz. Aa ne güzel ya vallahi. Bunu ne kadar bekletiyoruz? Ne kadar sonra oluyor peki bu sucuğun? Ne zaman yenilebilir hale geliyor? Hemen söylüyorum. Şimdi bu harcı şu hale getirdikten sonra bir gün dolapta beklesin. Bu şekilde tabii, bekledi. Biz tamam. Güzelce kapatıyoruz. Bir gün bekletiyoruz. Ertesi gün bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemde de bir sıkılaştırma işlemi. Dolabın altında yine aşağıda bir gün kalsın. Evet. Sonrası difrize koyuyoruz. Difrize çıkartıp poşet açtığımızda zaten şekil almış olur, kalıplaşmış olur. İnce ince slicer şeklinde de kesebiliriz. Harikasın. Güzel halkalar halinde. Tam kapatır kapatmaz sucuk tarifimizi aldık. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir alkış rica ediyorum ve yayınımızı kapatıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.